Yine çok fazla paylaşılan videolardan bir tanesi. Biliyorsunuz televizyona özellikle kadın programlarına sürekli şarlatanlar çıkıyor. Medya kadınların zekası ile ilgili ne düşünüyor bilmiyorum. Daha doğrusu o saatte evde oturan ev hanımlarının zekası ile ilgili ne düşünüyor bilmiyorum. Yani sen bir iş sahibi olamamışsın. Büyük ihtimalle eğitimin de yok. Al sana program deyip böyle suratlarına suratlarına attıkları programların içerisinde neler neler oluyor arkadaşlar. Enerji ve isim analisti bir arkadaşımız televizyon programına çıkıyor. Daha videoyu seyretmeden şunu düşündüm. Yurt dışındaki o New Age enerji çakra vesaire dolandırıcılıkları Türkiye'ye geldiği zaman bizim burada mutlaka İslam diniyle birleştirilir. Ben Amerika'daki versiyonlarını takip ediyordum. Diğer ülkelerde de illaki vardır. Amerika'da mesela işin içine din koymaz hatta bu olay kendisi bir din gibi düşünülür. Ama bizde o kadar çeşit çeşit cahil yok. Yani ateist cahil ya da dinsiz cahil evet var ama sayı olarak çok az. Eşin içine İslam dinini karıştırmazsan tokatlayabileceğin çok az kişi var. O yüzden bizim buraya geldiği zaman mesela şöyle olur genelde. Gözünüzü kapatın, çakralarınızı açın ve içinizden üç kulhuala bir elham okuyun. Ya da suyun enerjisine üfleyin ve gözünüz kapalı bir halde la havle ve la kuvvet deyin. Sonra videoyu seyrettim. Düşündüğüme çok yakın ama bir fark var o da hoca Öyle entel dantel takılan birisi değil. Bir de Go fark var. Bakalım ne demiş hoca. Çok önemli şeyler söylüyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli bilgiler. Bu arkadaşımızın tırnak içinde mesleği enerji ve isim analisti. Acaba arkadaşlar ciddi ciddi mesela mesleğini falan sordukları zaman enerji ve isim analisti diye bir meslek var mı? Çünkü biliyorsunuz artık youtuber diye bir meslek bile var. Sosyal medya içerik üreticisi diye. Şimdi Suzan Hanım işiniz yanınızda mı? Ee, yani şu an işte değil ama e, şeyden iletiriz. Tamam. Tabii ki yanında değil işte çünkü onun bir işi var. Beyaz TV bir de. Abi televizyon bildiğin televizyon ya YouTube kanalı falan da değil ha. Şimdi eşin, eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Bunu şeyden çözdü adam. İsim analisti ya enerji analisti falan. Onlara bakarak böyle bir sayılar bayılar mucizeler falan yaptı. Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Eşinize düzenli bir şekilde... Baklava yedireceksiniz ama baklavaya İhlas Suresini okuyacaksınız. Niyet önemlidir. Hocam İhlas ne alakası Suresini. var ya? Baklava ne alakası var? Şimdi İhlas Suresi burada önemli. Aslında baklavadan daha önemli olan İhlas Suresi. Efendim efendim baklavadan daha önemli olan İhlas Suresi. Buradakisi bir hikayeyi anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Videonun başı belli değil ama sanıyorum ki kocam bana isteksizlik duyuyor falan gibi bir şey söylemiş. Yanlış hatırlamıyorsam Aziz Nesin'in bir hikayesiydi. Bir adam çok iyi bir doktor Küçük bir kasabaya ya da köye gidiyor. Orada çalışmaya başlıyor. Ama kimse doktoru iplemiyor. Herkes cinci hocaya falan gidiyor. Okuyan üfleyen hocalara falan gidiyor. Bir noktadan sonra adam da olayı çözüyor. Ve kendisini hoca olarak tanıtmaya başlıyor. Mesela başı ağrıyana ilaç veriyor ama ilacı böyle kırıp toz olarak okunmuş bir şeyin içine atıyor. Diyor ki bak burada okunmuş işte su var. Bunu iç diyor. Anladınız değil mi olayı? Ya da işte karnım ağrıyor falan diyene ishal olduğunu anlayınca ishal ilacı ...veriyor ama yine böyle hurma dalının içine sıkıştırıyor. Ondan sonra da diyor ki ben buna okudum üfledim. Sen de işte bilmem ne suresini oku. Başının üstüne üç kere döndür. Ondan sonra bunu yut. Normal doktor olarak adam iş yapamıyor ama... ...orada hocalık yaparak ve tabii ki harbiden de iyileştiriyor insanları. Gizliliği çünkü içine ilaç atıyor. <laughs> Okumuş yaprakların falan içine ilaç attığı için... ...insanları da iyileştiriyor. O şekilde alıp yürüyor adam. Buradaki adama da soruyorlar diyorlar ki kocam bana ilgi duymuyor mesela ya da işte her neyse kocam soğukluk mu gösteriyor diyor. Adam da diyor ki her gün her gün baklava yedir. Baklava yiyor musunuz arkadaşlar? Çok ilginç bir şekilde oturup tek başına bir porsiyon bir tane değil bir porsiyon baklava yiyebilen insanlar var. Ben küçükken baklavanın böyle değişik bir versiyonu vardı. uzunlaması onu daha çok seviyorum. Burma mı deniyor tam hatırlamıyorum. Ondan böyle birkaç tane yerdim. Babam da doktor olmasına rağmen izin verir hatta hoşuna giderdi. Oğlum işte gürbüz oluyor falan diye. O yüzden o yaşlarda çok şişmandım. Ne kadar büyük bir zarar. Nasıl oluyor peki yani doktorlar bile nasıl böyle düşünüyor? Oluyor. Eski kuşak böyle. Eski kuşak sigara içen doktorlar. Ondan sonra eskiden hastanenin içinde bile sigara içilmesine izin verilmeler falan. Çok değişikmiş ya eskiden zamanlar. Şimdi biz geriden takip ediyoruz hala da bizde çoğunluk sigara içiyor. Neyse konumuz o değil. Şu anda gurur duyarak söylüyorum ki ben bir tane baklava yesem bir porsiyon falan değil bir tane baklava yesem şeker komasına girerim büyük ihtimalle. Tatlı olarak muz yemeye, portakal yemeye ve bisküvi olarak da limonlu etifon falan yemeye o kadar alışmışım ki. Mesela şu sağlıklı denilen burçak türü bir şey alıyorum. Yediğim zaman aşırı şekerli olduğunu direkt fark ediyorum. Kutlama yapmak için küçük böyle eti bromliler var ya onlardan bir tane alıyoruz iki kişi bitiremiyoruz. Diyoruz yeter bu kadar şeker komasına gireceğiz. Adam diyor ki düzenli olarak kocana her gün bir baklava yedir. Sonra işte baklavayla ne alakası var deyince aa ama ihlas okuyor ihlas. Biz esprisini yapsak dava açarlar adam gerçeğini yapıyor. İhlasın içinde anlamı ne? İşte Davut abi arayıp bir sorayım mı? İhlas suresi burada önemli. Aslında baklavadan daha önemli olan ihlas suresi. Ama baklavanın bir etkisi var biliyorsunuz. O enerjiyi oluşturacak. Baklava ihlas suresiyle de takıntısını aşacak. Yani bu belki Özlem Bey'e sorsak belki bunu kendisi bile bilmiyor. Bilinçaltı. Yani zamanında böyle bir durum yaşamış, belki platonik bir aşk yaşamış, belki bir arkadaşının sevgilisi öyle bir şey olmuş. Bu bilinçaltına etki yaptığı için ne yapıyor? Bir geri durum yaşatıyor. Acaba Suzan Hanım'ın hiç bildiği böyle bir şey var mı eşinizle ilgili? Yok hayır. Hatta tatlı çok sevmez benim bildiğim. Hayır hayır. Mesela Tatlı sevmesinden bahsetmiyoruz. Sarışınlara karşı hocam diyor ki yani bilinçaltında bir ilgisi olabilir diyor kocanızın. Valla sarışınlara... kadınlara düşkün olmayan erkek şey bilmiyorum. Evet, sarışınlara değil lafı koydu yalnız. Bir sarışın kadına. Bir tek kadına takıntı yapmış. Her neyse arkadaşlar, sonuçta benim de bu şekilde yeteneklerim var. Ayıp olmasın diye kullanmıyordum ama madem şu an para lazım, ben de kullanayım artık bu güçlerimi. Şimdi arkadaşlar, bu podcast'i dinlediğiniz kulaklığa ya da hoparlöre doğru doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak söylüyorsunuz. Sonra isminizi isim soyad olarak söylüyorsunuz. En sonda da İhlas Suresi'ni okuyorsunuz. Evet, bekliyorum. Evet. Sizi çözdüm arkadaşlar. Kadınlara karşı ilgi duyuyorsunuz. Bildim. Bildiysem Beyaz TV lütfen beni de yayınla çıkartırsan sevinirim.